Eğer öyle diyeceksen çek silahını vur benim daha iyi. Biz sadece arkadaşız. Değiliz. Hem de iş arkadaşıyız. Değiliz, artık değiliz. Öldürsenize! Korkakları öldürsenize! Teşkilat yeni bölümde neler olacak? Yıldırım ve Serdar'ın hesaplaşmasında neler yaşanacak? Ceren'in hedefi kim? Çetin Pınar'ın kim olduğunu öğreniyor mu? Hepsi ve daha fazlası bu videomuzda. Videomuza geçmeden önce dizimiz asla final olmasın diyenler videomuzu beğensin, gücümüzü senaristlere gösterelim. Teşkilat dizimize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Evet arkadaşlar, çok heyecanlı bir bölümün ardından dizimizin yeni bölümünü merakla beklemeye başladık. Dizimizin yeni bölümünde Serdar ve Yıldırım'ın hesaplaşmasında Serdar'ın sözleri hepimizi çok etkileyecek ve heyecanlı anlara şahit olacağız. Öte yandan Yıldırım son bölümde Ceren'e ailesini Halit Başkan'ın öldürdüğünü söyledi ve Ceren orada intikam yemini etti. Ceren yeni bölümde ailesinin katili olarak bildiği Halit Başkan'ın peşinde olacak. Ancak burada Yıldırım'ın oyununa yakalanacak. Ceren kendi babasını ailesinin katili olarak görecek ve buna göre planlar yapacak. Ancak sonrasında Halit Başkan'ın kendi babası olduğunu öğrendiğinde bu zamana kadar yaptığı tüm kötülüklerden dolayı pişman olacak. Gelelim yeni bölümde Çetin'in öğreneceği gerçeklere. Çetin ve Tövbekar hesaplaşması yeni bölümde de devam ederken Ayvaz ise Pınar'ı araştırmaya devam edecek ve önceki bölümde araştırdığı halde bulamadığı uçak kazasını bu bölümde öğrenecek ve ardından Pınar'ın peşine düşecek. Yıldırım yeni bölümde de kötü planlarına devam ederken Serdar ise bir dövüş gecesine katılacak. Burada tüm dişli rakiplerini bir bir alt ederken en büyük gücü Zehra'dan alacak. Ve Zehra da artık daha fazla dayanamayıp Serdar'a olan aşkını dile getirecek. Fakat bu iki operasyon arkadaşı uzun bir süre daha ilişkilerini ortaya çıkarmayacak. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Teşkilat dizimize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.